olarak yapıyoruz 3-4 aydır. Bir kesik olarak pandemi döneminde ara verdik. Onun dışında 3 ayda 4 ayda bir elimizde yetişecek muhtarlarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Tabi bugün buluşmamızın sebebi en önemli nedeni de muhtarlar günü ve muhtarlar haftası dolayısıyla birçok kendilerine bugün geldikleri için şükranlarımı sunuyorum. Değerli il başkanı ve ilçe başkanlarının huzurunda. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Ve tekrar sizlerle beraber olmaktan mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Ben başkan bey demin arz ettim. Muhtarlarımızın hepsi dedim. Mahalleleri konuşun dedim. Çok mahirdim ben. Bu konut dedim aramızda derin bir işbirliği var. Onu ifade ettim. Tabii imkanlar dostu birçok yerler yapmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Birçok köyümüzde. Tabii bu biraz daha artık bundan sonra plan programla aynı hızlanacak. Daha sık bir araya geleceğiz. Sizleri mahalleleri ziyaret edeceğiz nasip olursa. Yapılan çalışmalar ve faaliyetleri yerinde beraber inceleyeceğiz değerli arkadaşlar. Malumunuz gibi Moğolazeli Muhtarlar Günü'yle, bu Muhtarlar Günü'yle sizler muhtarlarımızın demokrasisi aziz Atatürk'ün ifade ettiği gibi muhtarlar demokrasinin en temel başıdır. Sözünü hakikaten siz demokrasinin yerelden en yüksek mevkiye kadar tabandan tavanına kabul edebileceğiniz demokrasinin en yaygın, en soğuk örneğinin ilk adımlarına atıldığı muhtarlık meselesi, saygıdeğer temsilcileri, muhtarlarımızı, muhtarlar günü bir kez daha burada tebrik ediyorum. Malumunuz ülkemizin hem siyasi sistemimizin hem de demokrasi konusu muhtarlar demokrasi için bir vazgeçilmesi. Siyaseti hem büyüklerimizden de öğrendiğim sürede siyaseti temeli muhtarlara siyasi kimliği olmakla beraber sonuçta herkesin siyasi görüşü var. O yüzden bu soruda hangi siyasi düşünceler olursa olsun, hangi siyasi düşünceye bağlı olsa ya da görüşünce olursa olsun, bütün muhtarlar bizim için her birisi önemlidir, özellikle değerlidir. Sizler muhtarlarınız bulunduğunuz mahallelerde, köylerde, beldelerde insanlarımızla, vatandaşlarımızla, vatandaşlarımızla bu yerin problemiyle birebir ilk noktada dertlenen, elhal olan sahipler muhtarlarımız, vatandaştan gelen talepleri belediye başkanlarımıza ya da ülke yakına ve konuyla ilgili her kimse, Büyükşehir Belediyesi olsun, valilik olsun ya da İçişleri olsun, bunları yenmekle yükümlü anlamda mükellef olan ve bu işi hizmet etmiş olan sahipler muhtarlarımızın bugüne kadar vermiş olduğu, buradanımıza vermiş olduğu, mahallemize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı ben teşekkür etmek istiyorum. Var. Yani yıkılması gerekiyor çünkü çevreye gerçekten zarar veren evlerimiz var. Bir de şu diyeceğim, madem sosyal tesis yani yapılmıyor, bizim de mahallemizde Yukarı Çocuk Parkı dediğimiz bir yer var. O bölgeyle böyle bir tesis yapılırsa hem yukarı kucaktaki vatandaşlarımız için de iyi olur düşüncesindeyim. Saygılar. Biz şu an bunun tanesini 800 bin lira yapıyoruz. 2 milyon lira yapıyoruz. Şu an bunun 4 tane daha var. Gölbaşı, Gülala, Boğaz Çiftlik, diğer daha var. Ramlıya. Bir de girdiğimiz yer tam temin ediyoruz. Eski okul varsa çatısından içine, camından her şeysi duvarına kadar değil mi? Tahmin ediyoruz. Yani iş 2 milyon boyutunda geçiyor. Yani şu an aşağı yukarı 13 tane sosyal tesis. Tamam, muhtar bey. Başka bir yer mi?